ilgisiyle karşılaşıyorlar ve bizim mesela tribünlerimizde orada farklı takım formalarıyla da gelenler oluyor. Diyor ki ben artık Göztepe'liyim. Hani Göztepe maçına geldikten sonra. O sebeple yani ellerinde de bir artık kaynak bulunsun. Bunu okuduklarında Göztepe'nin tarihini öğrensinler istedim. Özellikle ben Göztepe dergisinde yazarken hafıza kartı dediğim bir abim var. Göztepe Müze Müdürü Adil Artuner. Onunla Göztepe tarihini çalışıyoruz biz ve bu eski Göztepe'nin tarih yazan kadrosunda çok güzel nitelikler var. Özellikle takım arkadaşlarının duygusu, adil oyun, dürüst oyun, rakip takıma saygı gösterme, kendi takımına saygı gösterme. Bu duyguları da çokça yansıtmaya çalıştık aslında kitapta. Yani Türk çocuklarına özellikle bu futbolda ve spordaki bu son dönemlerde yaşanan kötü algı şeyleri oluyor. Şiddet, ondan sonra işte istenmeyen davranışlar. Evet. Hani bunları da işliyor mu kitap? Yok, şöyle güzel oyunun, rakip takıma saygı göstermenin, kendi takım oyununa saygı göstermenin özellikle önemini vurguluyoruz bu kitapta daha çok. Evet. Peki bundan diğer tabii ki takımlarında güzel bir örnek aslında. Tabii ki. Göztepe'den başka bu uygulamayı yapan başka spor takımları var mı? Yani ben şöyle bir yazarı gördüm. Aynı hikayeyi 3 tane takımı uyarlamış. O da güzel bir kitaptı. Ben de hani Göztepe adına da hatta İzmir adına da ilk olduğunu düşünüyorum yani böyle bir çalışma. Bir de çocuklar için yapılmış olması çok önemli. Evet. Sporun, spor karşılaşmalarındaki nasıl davranılması gerektiğini, davranış üzerinde de birçok eğitimin sunacağını düşünüyorum ben. Bu anlamda gerçekten çok akıllıca değil mi? Evet. Yani Göztepe Adana spor maçı öncesinde hemen bu uygulamaya geçildi. O gün ben mağazaları tek tek dolaştım. Bütün çocukların elinde o kitapları gördüm. Okuyorlardı kitapları çok güzel böyle. Hatta velileri hemen alıp böyle orada sınav yaptılar vesaire. Hani kitap okuyan çocuklara. Çok güzel görüntüler oluşmuştu yani. Çok mutluyum geri bildirimlerden. Ama sizin için de oldukça güzel bir kariyer başlangıcı değil mi? İlk kitap olmasına rağmen. Çok sağlam. Ve gazetecilik hayatına da yeni adımı atacaksın değil mi? Yani böyleyken ilk yaptığın kitabın böyle desteklenmesi, çocuklar tarafından sevilerek karşılanması bence çok şanslısın. Burada beni de destekleyen çok insanlar oldu. Hepsine tek tek de teşekkür etmek istiyorum buradan. Yani bu projenin özellikle bütün takımlara örnek olmasını diliyorum evet, ben. Evet, ben çünkü, de. Çünkü Cumhuriyet'in de artık 100. yılına geldik ve bu Türk çocuklarının daha çok spora yönelmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben mesela kendimden örnek vereyim. Basketbol altyapısında ben 3 sene oynadım lise dönemlerimde ve hayatımı nasıl değiştirdiğini çok iyi biliyorum. Yani utangaç bir çocuktum ama o basketbol oynadıktan sonra özellikle kendime daha çok sosyalleşme imkanı buldum. Bu dezavantajlı bölgelerden gelen çocukların da bu maçlara giderek daha çok sosyalleştiğini düşünüyorum ve oraya geldikçe de kendilerinde özellikle bu kitapta idol alabileceği karakterler var. Bu karakterleri de idol alabilerek hayal etmeleri, hayal ettiklerinde zaten bu ilk başta hayal etmekle başlıyor her şey. O çocuklara biz bunun başarabileceklerini hissettirirsek onlar da hayal kurar ve çok daha fazla kişi özellikle futbol olsun, Göztepe'nin olimpik branşlarında mesela 16 tane bizim olimpik branşımız var bildiğim kadarıyla. Buralarda da özellikle aktif olabilirler. Yani geçtiğimiz dönemde bu Göztepe'nin Avrupa'da yarı final oynayan ilk Türk takımını Türk oyuncular yaptı. Ve bizim Türk öğrencilerimiz de, Türk çocukları da bunu yine başarabilir yani. Onu da hissettirmeye çalıştık özellikle. Vallahi çok önemsediğim bir proje. Buradan da kendi meslektaşlarıma sesleneyim. Ben çöktüm efendim buna. Göztepe takımına da seslenelim. Bunu oyunlaştıracağız ve okullarda da zaten hali hazırda gitmemizi bekleyen okullar vardı. Yapmamız gereken işler vardı. Demek ki şehrimin takımı Göztepe ile biz yakında kitabı çocuk oyunuyla, tiyatro oyunuyla sizlerin karşısına çıkacağız. Biz Furkan Bey ile de konuştuk zaten bunu. Vallahi çok iyi oldu karakter olarak. Bu sizin ilerideki yazım hayatınızı nasıl etkileyecek ve yazmaya devam etmeyi düşünüyor musunuz? Şöyle, ben hali hazırda Göztepe dergisinde yazmaya devam ediyorum. Bunun haricinde bizim aklımızda olan tabii ki birçok daha fikir var.
zaman geçtikçe biz bunları uygulamaya devam etmek istiyoruz. Özellikle bunu yaptık. Anaokulu mesela öğrencilerini bir böyle boyama kitabı gibi. Hmm. Çünkü bu ilk aldıklarında mesela okuyma yazmayı bilmeyen çocukların velileriyle konuştuğumda bunu boyama kitabı olarak kullanır diyor mesela. Yani bunu mu diyor? Evet. Yani bu enteresan mesela var. Eski dönemlerdeki şeylerde bunlar böyle renksiz, hani bunu boyadılar falan diye geri bildirimler de aldık. Hmm. O sebeple yani aklımızda birçok fikir var. Evet, İnşallah bir boyama kitabı çıkarmak gibi. Peki Furkan Eren Baysel çocuk kitaplarının haricinde başka bir kitap yazmayı düşünüyor mu? İleriki zamanlarda fırsatım böyle olur. Böyle bir çalışmanız var mı? Henüz başlamadı. Ama sanırım başlayacak. Evet, güzel bir çalışma. Sanırım çocuklarınız da var, iki tane. Evet. İkiydi sanırım. İki tane. Evet, iki çocuk annesi olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi şu aynı zamanda bir yazar gözüyle nasıl bakıyorsunuz? Çok mutlu oluyorum çünkü alışılmışın dışında bir şeyler görmek de hoşumuza gidiyor. Aslında hani bilindik çocuk kitaplarının. Çok bilinçli bir çalışma değil mi? Evet, kesinlikle. Şimdi ben bunu koştur koştur götüreceğim. Evet. Furkan bana da imzaladı, İstanbul'dan verdi. İstanbul'dan Özlem Hanım